Posta Hizmetleri bölümü mezunu, posta hizmetleri meslek elemanı. Posta ve lojistik hizmetleri kapsamında koli, mektup, kargo gibi bilgi, belge ve değerlerin belli bir süre içerisinde sorumlu olduğu dağıtım sahasında bir yerden başka bir yere güvenli şekilde ve etik kurallar doğrultusunda taşınması işini yapan kişidir. Posta hizmetleri meslek elemanı ne iş yapar? Posta dağıtım hazırlığı yapar. İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanır. İşin gerektirdiği etik kurallara özen gösterir. Posta hizmetleri ile ilgili gelişmeleri takip eder. Posta hizmetleri gönderimi ve kabulü sırasında zamanlama yapar. Semt ve bölge ayrımı yapar. Alıcı-gönderici kimlik kontrolü yapar. Kendisine kanunda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Posta hizmetleri meslek elemanının çalışma ortamı ve koşulları. Posta hizmetleri çalışmalarını kimi zaman kapalı ortamda, kimi zaman da açık alanda yürütürler. Çalışma alanında yöneticiler, çalışma arkadaşları ve müşterileriyle diyalog halindedir. Çalışma alanları bulundukları pozisyona göre gürültülü ve tozlu olabilir. Dikkat ve aynı zamanda hız gerektiren bir meslek olması nedeniyle stresli bir çalışma temposu olabilir. Nasıl posta hizmetleri meslek elemanı olunur? Meslek eğitimi üniversitelerin meslek yüksekokullarında posta hizmetleri bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi ön lisans düzeyinde ve 2 yıldır. Eğitim süresince mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak mesleki eğitimler verilir. Eğitimi bitirmek için ayrıca 30 iş günü zorunlu staj yapmak gereklidir. Posta hizmetleri meslek elemanının çalışma alanları ve iş bulma olanakları. Posta hizmetleri programı, PTT Genel Müdürlüğü dağıtım hizmetlerinin kabul, ayrım, sevk, dağıtım hizmetlerini mevzuat hükümlerine uygun şekilde yerine getirmek, parasal posta gişe, posta gişe, telgraf gişe ve dağıtım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere yetişmiş ve eğitilmiş iş gücünden yararlanmak suretiyle hizmetin kaliteli, verimli, hızlı, güvenli bir şekilde müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılaması ve memnuniyetin sağlanması amacıyla açılmış, programdan mezun olanlara kamusal istihdam ve isterlerse özel sektör istihdam imkanı sağlanmıştır. Buna göre mezunlar, KPSS'den aldığı başarı puanına göre PTT'de dağıtıcı olarak görev yapabilir. Bunun yanı sıra posta hizmetleri programı mezunları, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kurye ya da kargo firması kurabilir ve işletebilir.